Hediye mi aldın aşkım? Ben de sana aldım. Ben aldım. Aldım, aldım işte. O senin. Al. Bebeğim o senin. Emre küçük bir hediye aldım kendimize. Ben de büyük aldım. Ama bunun öyle olması lazım. Aynı anda. Bir dakika dur. İlk önce senin açman gerekiyor. Gidiyorum, bir dakika. Kamerayı göster. Çok merak ettim ya. Önce ben mi açayım? Evet, seni çıkartman gerek, evet. Göster kamerayı. Bir şey söyleyeceğim. Bak bu benim aklıma geldi lan. Yemin ederim sana bak. Oku. Bunu oku. Her şey böyle başladı. Bizden haber. Ana. Ay duygulan. Ana. Bizim ilk tanıştığımızda söylediğimiz cümle buydu. Bağlandım ya. Ve ikimiz de bu halde Gülcan'la haber. İyi senden abi. Sonrası arkadaşlar bir kahveyle başlayalım. Çok güzelsin. Keşke benim olsam. Ana. Levan'a hediye almamış her zamanki gibi arkadaşlar. Bebeğim kargoda, onu da mı söyleyeyim şimdi? Kargoda gel, bugün gelecektim. Yalan söylüyor sırf şu an şey. Hello, ben geldim. Tam 00.00'dayım. Tam zamanında geldim. Evet. Ay tam. Saat kaç? Tam 00. Güne karşılasana. Hello. YouTube'a merhabalı. Ya YouTube'da mıydım? Allah seni. Arada çekiyorum biliyorsun. Bak, sen girdin sanırım. Bugün gizli çekim. Sen ne alışveriş yapacaksın bugün? Ev alışveriş. Gideceğiz, gittik. Yoğurt almıyor musun bebeğim? Alacağım. Salam da almıyor. Aşkım sucuğa bak ya, bize bunu mu yediriyorlar? Arkadaşlar. Şu 20 lira ya. Yuh ya. 20 lira abi, bu ne sucuğu bu, kim bilir ya. Bir de lezita sözdü ha. Dosa için olur mu? Duruyor. Şimdi sövdüm, biz mi alacağız? Bak 34 lira abi, sucuk bak belli zaten. Bak yani biraz daha hani iyi değil ama biraz daha tavuk ayağına az koymuşlar. Ooo bir aç bitir attınız. İki tane hem de. Mesela yağ bitti şu yağ. Sen hangisinden alıyorsun bunu? Yok be, ben o artıdı sevmiyorum hala. 21 lira yapıyor. Böyle. Evet. Böyle. 18 lira. Bakırız ama salakiyiz zaten. Kocamın zekası yerinde. Ya şunu alsana. Bunu alayım. Evet. Sana yağ ya. Sana yağ gibi var mı? Şöyle geldi. Oralar çok pahalı ya. Ama bizim var ki her şeyimiz, deterjanımız falan. O konuda sıkıntımız yok. Ya ne yapacaksın onu ya? Aa şekerim ya anne. Bunu alalım mı? Sade böyle doğal. Bizimki de doğal değil mi? Şu bak bizimki. Gelirken motordaydık. Gülcan'a köpek saldırdı. Ayağım. Saldırdı değil. Bu bilerek böyle köpeğin yanından götürdü. Ayağımı 2 metre yukarı kaldırmak zorunda kaldım. Ama var ya gözümden yaş geldi. Önce sevdi ya köpeği. Gel oğlum gel. Gel diyor. Ondan sonra giderken de kızdırıyor. Gelsene gelsene, ne oldu gelsene. Köpek bir çıktı karşımıza. Nereden çıktı küçük bir şey bir daha. Çekil. Evet ya, ben hala bulamıyorum günde. Takma halleyi var. Yapıyorsun şu alışverişi be. Ya gireli 3 dakika oldu.
Arabanın haline bak. Bana 15 saniye verseler bedava istediğini aldım. Sizin de beni o zaman gelin. Bunlardan seviyoruz. Değil mi? Mor olan ne? Şey, puding. Bitter çikolata. Aa, ben çok seviyorum. Benim sevdiğim şu sadece. Kenton ne aşkım ya, güzel değil mi? Ay, Kenton ne çok ya, al şunu ya birini. Hayır ya, ne fark eder? Bebeğim de. Kenton kim ya? Bak, nana deneyim mi? Dene, Antep fıstıklı güzel olur. Çilekli? Denemiştim. Aa bak, kıtırlı domates. Ben onları çok seviyorum. Ben de seviyorum. O bizim bardaklarımızda içeriz. Ben mercimek seviyorum. Bundan çok al. Kremalı kaliteli. Böyle içerim ben. Yeşil çay dolu evde. Yoo. Ne yoo? İçiyor mu abi yeşil çay? Onlar çok mide yakıyor böyle, bilmiyorum ya. Ya ben kahvaltısını içiyorum. O hani parçacıklı var ya kapinin. Ha, onu da ben sevmiyorum. Sevmiyor musun? Ve almışsın geçen. Ben seviyorum ya. Ben yokken neler koydum içine. Ne yaşınız aldım? Aynen. Dedim babası. Bir tane aldım. Nasıl koşturuyor gördünüz mü? Bu adam böyle. Geldik zurnanın zıpladığı yere. 61 liraydı ya. 5 litre bile değil tam. Arkadaşlar şimdi kapatalım. Evde aldığımızın hepsini göstereceğiz. Evet arkadaşlarım. Halimiz üstüne bakmayın. Şimdi biz tabii ki buraya motorla geldiğimiz için eşyalar motora sığmadı ve kalan şurada kaldı. Emre gitti şimdi, ben bekliyorum. Sonra hepsini götüreceğiz. Evde artık neler aldığımı falan gösteririm. Saat 12.30 civarı çıktığımız market, manav, kasap, şarküteri alışverişinde saat şu an 4'te eve geldik. Sonunda. Çünkü biz hep ayrı ayrı yerlerden aldık. Sevdiğimiz yerler farklı olduğu için, biri olmadığı için böyle çok zaman harcadık. Evet, şimdi bunları yerleştireceğim. Size kısa kısa çekeceğim neler aldığımı. Şöyle 30'lu yumurta, makarna, ketçap, mayonez, makarna. Şöyle 6'lı sana yağ vardı. Biz bunu çok kullandığımız için 6'lı aldık. Aç bitir. Çabuk çorba, bardak çorbası. Spagetti. Bir sürü milkshake. Ben bunları keklerde kullanıyorum. Zaten size tarif vereceğim. Orada göstereceğim. Asıl bu market alışverişin rol oynayan yağ arkadaşlar. Şu yağ 61 lira mıydı? 66 lira mıydı? Öyle bir şey. 5 litre. Kuru fasulye. Daha hiç yapmadım. Makarna. Makarna. Biz böyle bayağı alıyoruz. Bize çok gidiyor arkadaşlar. Bulgur. Şu Win markası var ya, şimdi herkes bunun reklamını yapıyor. Ben de bir denemek istediğim için aldım. Bu hem silikon temizleyicisini aldım hem de mutfak için olanı aldım. Bakalım yorumlarımı size söylerim. Böyle sabahları portakal suyu içerim. Mozaik pastası çok yaptım. Beşli aldım. Tam buğdaylı makarnayı çok denemek istiyordum. Bunu da denemek için aldım. Bakalım nasıl olacağını. Süt aldım. Yeşil çay, bu şey tarçınlı karanfilli. Mısır unu, yine makarna, ton balığı. Artık kolayı bıraktığım için ayran. Sadece ve sadece ayran ve soda içiyorum. Viking'in sıvı sabununu aldık. Yine çabuk çorba, milkshake, çorbalar, halley, sosis. Bahsettiğim şu Win'in mutfak yağ çözücü. Un. Aç bitir. Bir sürü spangile, puding. Değişik değişik aldım denemek için. Kabartma tuzu, vanili, çamaşır suyu. Leo'ya ödül maması tarzında bir şey aldım. Şu Dr. Oetker'in waffle'ından aldım. Bunu da şey tost makinesinde yapacağım, deneyeceğim. Milkshake, karbonat, puding, milkshake, maya. Evet, Emre eczaneye gitmiş, işte o geldi şimdi. Köy ekmeği. Biz buna sardık bu ara. Akşama mangal yapacağız. Mangal kömürü aldık. Şinitsel. Glutensiz un. Bununla da bir şeyler deneyeceğim. Çay. Yoğurt. Bu fıstık ezmesi ama şeker ilavesiz. Bizdeki şekerliydi.
Bunu bile deneyelim dedik. Puding, Antep fıstıklı. Puding, çorba, karabiber, nescafe, milkshake, kola. Benim midesi çok yandığı için artık... Refli var bende. Şöyle önereyim. Ama kullanmadı daha. Kullanan varsa yorumlara yazsın. Nexium diye. Ne zaman kullanacaksın? Sabahları aç karnım. Ama şimdi içeceğim ben onu. İç iç. Daha sonra küçük bir şarküteri alışverişimiz. Benim sevdiğim zeytin. Kaşar loru. Tulum peyniri. Ve iki tane gözleme aldım. Şimdi tabii ki kaşarlı gözleme yiyeceğiz. Çünkü biz kahvaltı yapmadan çıktık evden. Soslu tavuk yaptırdık. Akşam mangalda ziyafet çekeceğiz. Bayağıdır alışveriş yapmıyoruz biz de. Şöyle bize marketten Türk kahvesi hediye ettiler. Şimdi ben kapatayım. Daha sonra görüşürüz. Bu gece ilk defa beni ben o zaman sana... Nerede mama? Al bakalım yılbaşı. Çok teşekkürler mama. Hadi bakalım mutlu yıllar. Moral verdim bana. Ho ho ho. Lan mama. Lan mama be. Çoğalın benim olabilir mi? Benim hiç oğlum olmaz. Vay baba çoğalın. Ne yapacaksın sen? Ne diyelim ki ben? Ya babaanne nerede? Kim oldu sende? Hayvan heyecanlar. Yeter ya. Sıkıldım sende. Herkese pazar gününden merhaba. Şu an açılışı çok farklı bir yerde yapıyorum. Bahçemde yapıyorum. Leo işte arkadan bize bakıyor. Şunlar şurada soğan muğan bir şeyler görüyorsunuz. Dün çünkü bir küçük mangal yaptık şurada. Bugün bahçeyi düzenleyeceğiz. Çünkü bayağı bir artık kışı girdiğimizden beri hiç ellemedik bahçeyi kullanmadığımız için. Emre şimdi bütün çöpleri attı. Şimdi birilerini çağıracak. Şurada yıkama seti var işte. Taşındığımızda kalan şeyler var falan filan. Onları toplattıracak. Biz de burayı bir güzel temizleyip sileceğiz, süpüreceğiz. Bakalım. Sizleri de çekmek istiyorum. Dün cumartesi alışveriş falan yaptık. Böyle haftalık bir vlog olsun. Alışverişten sonra bir daha çekemedim. İşte mangalı bir küçük kısa çektim. Biberim öldü arkadaşlar. Bu arada artık bitkileri evin içinde tutmuyorum. Çünkü çok fazla sineklenmeye başladılar. Yeşil çayımı içiyorum. Devam ki. Size son halini göstereceğim arkadaşlar. Burası bizim evimizin deposu. Bakın depremde ne hale gelmiş. Bak camları nasıl açılmış. Düştü düşecek şu duvar yani. Hayır. Baksana şunu üstüne. Hep yukarıdan geliyordu. Evet arkadaşlar biraz da olsa toparlandı. Şuradaki eşyalar kalktı gerekli gereksiz. Emre buraları süpürdü. İyi oldu ya. Ne yapıyordu? Ya sen nereden öğrendin bunları?
Aldı istedi. Ve yakalanmışsa... Evet arkadaşlar, Viking dizisini fena sarmış durumdayız. Şu an 3. sezonda falanız yani. Onu izliyoruz. Şimdi edit yaparken fark ettim, kapanışı yapmamışım. Pazar günü de böyle kapatıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ragnar. Emre çok fazla kendini kaptırdı role. Viking adamları gibi davranıyor. Oğlu öldü lan. Öldü mü? Ben editten dolayı pek izleyemedim şimdi. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.